Anlatıyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Şimdi efendim bakın tutanaklarda sadece konuşmacı olan Haydar Akar'la Recep Özel arasında bir şey var. Tartışma var. Aynen şu şekilde. Siz teşekkür ederiz Sayın Akar demişsiniz. Ardından raporu okudun mu? Raporu okudun mu Recep Özel tarafından? Haydar Akar hepsi okunmuş Recep. Recep Özel okudun mu? Daha sayfası açılmamış bunun. Daha sayfasını açmamışsın. Haydar Akar, o meydancı Recep. Lütfi Türkkan, ne demek meydancı? Yani buradaki zaten muhatabı Haydar Akar. Haydar Akar'a meydancı ne demek diye soruyor. Bunun üzerine Recep Özel, gösteririm sana, gel buraya. Gel. Gel buraya, gel. Şimdi Gaziantep Milletvekili Mehmet Çeker diyor. Başkan siz söylüyorsunuz. Ardından Lütfi Türkkan neyi gösterecekmiş, bir bakayım. Şimdi gösteririm gel buraya diyen Lütfi Türkkan değil, Recep Özel. Neyi gösterecekmiş? O da neyi gösterecekmiş, bir bakayım diyor. Siz uyarıyorsunuz tekrar Mehmet Çeker diye. Buyurunuz Çeker demişsiniz. Süreniz 8 dakikadır. Mehmet Bey konuşurken teşekkür ederim Sayın Başkan. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ondan sonra Lütfi Türkkan da gel sana göstereceğim deyince şeye doğru yürüyor. Recep Bey'e doğru yürüyor. Şimdi burada oraya varıp da neyi göstereceğini herhalde oradaki konuşmalar kendi aralarında geçmiştir. Burada herhalde avradını gösterecek bana değil demiş Lütfi Türkkan da. Şimdi yanlış olabilir bu ama şurasını söyleyeyim. Yanlış olabilir, lütfen dinleyin. Ama Sayın şimdi burada bir dakika. Meydancı ne demektir? Meydancı ne demek? Her şeyden önce onu düşünün. Yani burada seviyeyi bu kadar düşüren sizlersiniz. Sin kafru konuşan sizlersiniz bugüne kadar. Yapmayın yani. Ayıptır. Sayın, muhatabı Lütfi Türkkan değil zaten. Sayın muhatabı farklı kişi. Çok teşekkür ediyoruz. Avradına gösterecek diyor. Avradını demiyor. Avradına gösterecek diyor. Teşekkür ederiz Sayın Halaçoğlu. Sayın milletvekilleri. Sayın milletvekilleri. Yerinizden lütfen. Herkes yerinden açıkladı. Siz de buyurunuz yerinizden. Siz de açıklamayı yapınız. Sayın milletvekilleri lütfen buyurunuz Sayın Özel. Sizi de dinliyoruz. Buyurunuz. Sizin oradaki Sayın Başkanım çok değerli arkadaşlar. Mikrofonunuz açıldı. Biz Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'la zaman zaman burada birbirimizi latife anlamında kürsüdeyken bizim veya onun konuşmalarında bir takım laf atmalarımız karşılığı olan ve belli bir saygı ve sevgi çerçevesindedir. Ve hiçbirimizi hiçbir zaman incitici bir laf söylemedik. Haydar Akar o denilen lafı bana söyledikten sonra muhatap evet benim ve Haydar Akar bir CHP grubu. Burada MHP grubundaki arkadaşı o malum zatın kendisine ne oluyordu aynı lafı tekrarlayıp bana hakaret anlamında onu sorması üzerine ne demek diye ben de gel onun ne demek olduğunu burada göster dedim. Arkadaş buradan kendisi büyük bir Külhan Bey'le edasıyla sıralara kadar gelip bak seni Isparta'ya göndermem seçim bölgesine seni öldürürüm ve öldürtürüm lafını. Yanımda Isparta milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, öbür sıradaki milletvekili arkadaşlarımız da hepsi de duymuştu, şahittir. Ondan sonra da başka bir lafı tekrar burada ben anmak istemiyorum. Onu söylemesi üzerine de diğer milletvekili arkadaş onu almış gitmişti. Biz kimsenin tehditlerine, şantajlarıyla boyun eğecek şeyde değiliz. Lütfü Türkan'ın bu lafını, o tehditine, mehdine burada kendisine o seviyede, o mertebede düşmek de istemiyorum. Çünkü bu kutsal çatı altında bir seviyeli siyaseti yapmak arzusundaysanız ben o tehdidi kendisine baş başa bırakıyorum. Millete havale ediyorum efendim. Ama gereken cezanın da verilmesini talep ediyorum. Teşekkür ederiz Sayın Özel. Ve bunun uygulanarak ilgili şahıs Sayın Lütfü Türkan'a kınama cezası verilmesini talep ediyoruz.
Elindekine dayanarak. Şey sizin başkanım. Nedir? Ara verin başkan, ara verin. Evet. Sayın milletvekilleri, bu konuyu tekrar görüşmemiz gerekecek. 10 dakika ara veriyorum.